Sen bugün biraz beyaz mısın? Beyazım ben. Genelde beyazım, beyaz ırkım. Ya bir şey söyleyeceğim, sen grip mrip olma. Böyle boğazında bir kaşınma, bir şey var mı? Hı, evet, midem de çok bulanıyor ya. Eyvah, grip işte bu. H3N2 biliyorum, eve git. Durma burada, git eve git, bir yat. Yok canım, benim hastalığım daha güzel bir hastalık. Misafiriniz var. Engel olmaya çalıştım ama çok acelesi varmış. Tehdit ediyor beni. Eğer boşanma davası açarsam beni de sizi de doğduğumuza pişman edecekmiş. Ay, kocanız mı? Aslı Hanım, Aslı Hanım, siz bize çay getirin lütfen. Ah, tamam. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun, oturun lütfen. Sakin olun. Sakin olun, tamam. Buyurun. Tanıştırayım efendim. Ortağım Deniz Tunalı, Nuran Bora Yaşinsun. Evet efendim. Bir dakika, bir dakika. Kocanız sizi şimdi tehdit mi ediyor? Bir bey biraz, kocası. Ne bir bey ya? Böyle işlerini yasal yollardan halletmeyi sevmeyen bir bey. Ne yapacak, bize günümüzü gösterelim. O ne demek ya? Allah Allah! Hanımefendi, ben sizi çatır çatır boşarım. Sıkıntı yok, size de bize de kimse bir şey yapamaz, rahat olun. Deniz'ciğim, istersen yasal olarak ne tedbir alırız, ona bakalım ha? Uzaklaştırma, hemen uzaklaştırma kararı çıkartalım. Uzaklaştırma falan anlamaz o. Kurtulamayacağım ben bu adamdan. Ölünceye kadar mahkumum onun o korkunç hayatına. Olur mu canım öyle şey? Mutlaka hallederiz. Durun bir bakalım. Nasıl da aşıktım ilk zamanlarda ona, bir bilseniz. Aklımı başımdan almıştı. O gücü, serveti, koruyucu tavrı, sürprizleri. Ayaklarımı yerden kesmişti. Sonra ne değiştin? Çok korkunç sahnelere şahit oldum. Bir canavar varmış meğer içinde. Eğer boşanma davası açarsam beni öldürebilir bile. Anlıyorsunuz değil mi? Bunların hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden o öldüremedim. Senin yüzünden kendi ellerimle Galine'yi o annem sürekli gönderdim. Senin yüzünden Ali'nin beynini dağıtamıyorum. Bunların hepsi senin yüzünden. Benden kaçma, korkma, beni bırakma diye. Benim yüzümden değil. Sen değişiyorsun. İnsan olmak istiyorsun. Git şimdi Deniz Tunalı. Benim kaç tane cinayetim var, haberim yok senin. İnsan olmakmış. Ben hayatımı temize çekme noktasını çoktan geçtim Deniz. Ben bıraksam da geçmişim benim peşimi bırakmaz. Şimdi benim bir işim var, ben çıkıyorum. Adli de Narin yanınızda olacak. O bu işte çok iyi. Şimdi çıkmam lazım, işimi halledeyim. Görüşürüz. Sen kimi tehdit ediyorsun be? Avukat bozuntusu. Ha? O diplomayı o yüzden mi aldın sen? Böyle avukat olmak için mi? Haydutların bekçi köpekliğini yapmak için mi? Aa. Narin Hanım, ne oluyor? Çık, çık, çık. Tabii, tabii. Ay, korkuyorum vallahi. Bu kaçıncıyı arıyorlar? Kim arıyor? Ya işte o kadının kocası, avukatı falan işte boşanmasınlar diye hep. Ha, sen elinden geleni ardına koyma, tamam mı? O sahibine söyle, elinden geleni ardına koymasın. Ayrıca ilgileneceğim ben seninle sonra. Bu sen tehditlerin hesabını var ya, mahkeme kararıyla buraya... Alo, ha, abi. Abi şimdi bunların bayan bir müşterisi geldi. Bir boşanma mevzusu mu ne varmış? Böyle telefonlar falan, bir durumlar oldu. Sonra abi durumlar karıştı, adamın avukatı falan aradı. Böyle tehdit etti falan Narin Hanım'ı. Sonra Narin Hanım onu tehdit etti. Ne tehdidi lan? Dağ başı mı oğlum burası? Abi ben müdahale edecektim zaten. Ama dedim sana danışmadan bir şey yapmayayım şimdi yani. Yoksa adamın eşkali falan bende abi yani. İstersen kolunu bacağını kırayım. Tamam tamam, sen karışma böyle işlere. Hadi eyvallah. Ya abi ben geberteceğim bu şahsı ya. Telefonda ettiği muhabbete bak abi. Astırır abi bu bizi ya. Yol yordam öğrenmeyecek abi bunu. Yollayalım bunu ya. Ya tamam işte, işimize yarıyor ya. Haber alıyoruz. Yalnız şu adamın kim olduğunu öğrenelim de. Yani Rıfat'tan öğrenmeyelim ama. Bir teşkilat yapmamız lazım. Şey yapacağız o zaman abi. İşte Fırat abiyi, Narin yengeyi, Deniz Hanım'ı. Onları çağırınca Nişade'yi falan da böyle bir yemeğe davet edersin. Bu arada yengeyle de buzları eritmiş olursun. Hallolur. Ne yapacağız yani? Bunların müşterilerini de mi çağıracağız? Nasıl öğreneceğiz? Yok abi işte masada muhabbet açılır. İşler güçler nasıl? Hoş gitti, beş gitti. Bunlar zaten hemen anlatmaya başlar. Öyleydi, böyleydi falan derken. Sen de bir şekilde aradan çıkarırsın, lafın olacak. Şeytanın aklına gelmez ya.
İyi o zaman, tamam, yapalım böyle bir organizasyonu. Bence işe yarar abi. İyi. Akşam Sermet'e yemeğe geliyorsun değil mi? Bilmiyorum ya, hiç keyfim yok. Aa, vallahi gelsen iyi olur. Herkes bir aradayken size bir sürprizim olabilir. Ne sürprizi? Bilemem. Gelirsen öğrenirsin. Çok şahane bir sürpriz. Allah Allah. Havalara bak sen. Aa, bak mangal zararlıymış. Yok canım, olur mu öyle şey ya? Mangal zararlı olsa insanlık bugünlere gelemezdi yani. Geberir giderdik. Ne yapmış ilk insanlar? Biz onu kesmişler, sonra ateşi bulmuşlar, üstünde pişirmişler. Ne o? O da mangal yani, aynı şey. Aslı Hanım, fotokopiler hazır mı? Şimdi hazır Nalan Hanım, şimdi güzel. Hazır. Güzel, mangal üzerine konferansınız bittiyse bekliyorum. Hadi bakalım. Gördün mü? Ben sana dedim işte, taktı bana. Ya kadının bir şey yaptığı yok ya. Bunlar senin görevin. Sen de zamanında yapacaksın. Yok yok. Taktı bana. Elinde olsa boğacak beni. Ya Allah Allah. Bak asıl sen takmışsın buna kızım. Bak kadıncağız hiçbir şey yapmıyor. Seni böyle inceden inceden iğneliyor yani. Bunlar patronsal olaylar. Bana da yaptılar. Ne olacak? Hadi çek sen fotokopileri, ben de kahve yapayım. İyi tamam. Abi bir eksik yok değil mi? Her şey tamam. Yok yok, her şey yolunda. Ne? Daldınız işlere güçlere, sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Daldık daldık. Da bir tane kendini bilmez bir koca var. Başımızı ağrıtıyor. Şimdi kadın boşanmak istiyor. Adam istemiyor. Hem bizi hem kadını tehdit ediyor. Tehdit mi ediyor? Hallettim ben o işi. Katladım onun avukatını. Baradon attırıyorum adamı ya. Gerçekten. Kadını da bayağı boşayacağız yani. Yok zaten, bize bulaşmaya devam ederse bir onu parçalarım da. Şunu anlamıyorum. Kadın istemiyor yani. Neyi ısrar ediyor onu anlamıyorum. Gurur meselesi yapıyor herhalde. Yani kadını seviyor olabilir. Ay yok Fırat, ne sevgisi ya? Güç gösterisi sadece. Benim malım, benim karım işte. Bu kadar. Ya bana bunu nasıl yapar tribi? Tabii canım, yok sevgi mevgi, ne sevgisi? Sevgi varsa alırsın karşına adam gibi. Oturur konuşursun, anlatırsın. Yok burada öyle bir şey. Korkutmuş, tehdit, pısmış kadın. Yok yani, yok yani. Korkutunca ne oluyor ki, anlamıyorum. Korkutunca ne oluyor? Mesela biri bana aynısını yapsa, ben de tamamen ters teper. Ben ne yapayım? Güzel misin birader? Ben burada bir şey anlatıyorum Sermet Bey. Ya siz niye beni dinlemiyorsunuz acaba? Sarmadı mı bu konu sizi? Tamam da ne yaptık şimdi adam yani? İçkisi bitmiş, içkisini doldurdu. Hayırlı olsun, avukat mı oldun? Avukatı mısın sen onun, ha? Sizin gibi birisini avukat tutmamak lazım. Hani yarın bir gün boşanmaya falan kalkarsak birisinden, sizden olmaz yani. Biraz fazla feministsiniz. Allah Allah. Sen feminizm nedir biliyor musun? Biliyorum. Lezbiyen gibi bir şey. Ya aa, ya Deniz'ciğim dalga geçiyor seninle. Bilerek yapıyor işte, Allah aşkına, hadi gel. Sermet'ciğim, çok güzel sofra. Şahane yemekler, ellerinize sağlık, teşekkür ederiz. Her şeyi ellerimle yaptım. Feministim ya ben. Ben diyorum ki, adam kadına şiddet uyguluyor, sen bu konuyla dalga geçiyorsun. Ya Allah Allah, niye şiddet uygulasın ya? Belki ayrılmak istemiyor karısından, seviyor karısını. Sen nereden biliyorsun? Halinden belli çünkü. Bunu bilmek için müneccin olmaya gerek yok. Yani bence söyleyin adama, alsın karısını bir yemeğe götürsün. Ne bileyim, bir araba alsın, bir mücevher alsın, bir şey alsın, mevzu kapansın. Kim bu adam? Tanıyorsundur ya, Nuri Yeşilson. Sizin camiadan. Bizim camia ne oluyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.